Celladıma gülümserken çektirdiğim son resmin arkasındaki satırlar. Ben İsmet Özel, şair, 40 yaşında. Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan, ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüğüm için rahat, gök yarıldı, çamura can verildi. Linç edilmem için artık bütün deliller elde. Kazandım nefretini fahişelerin, lanet ediyor bana bakireler de. Sözlerim var, köprüleri geçirmez. Kimseyi ateşten korumaz kelimelerim. Kılıçsızım, saygım kalmadı buğday saplarına. Uçtum ama uçuşum radarlarla izlendi. Gayret ettim ve sövdüm. Bu da geçti polis kayıtlarına. Haytanın biriyim ben, bunu bilsin insanlar. Ruhumun peşindedir zaptiyeler ve maliye. Kara ruhlu der bana, görevini aksatmayan kim varsa. Laboratuvarda çalışanlara sorarsanız, ruhum sahte. Evi Nepal'de kalmış Slovakyalı salyangozdur ruhum. Sınıfları doğrudan geçip gerçekleri gören gençlerin gözünde. Ama kim bilen doğrusu? Hatta ben, kıyı bucak kaçıran ben ruhumu sanki ne anlıyorum? Ola ki şeytana satacak kadar bile bende ondan yok. Telaş içinde kendime bir devlet sırrı beğeniyorum. Çünkü bu ruhum olmasa da saklanacak bir şeydir. Devlet sırrı ile birlikte insanın sinematografik bir hayatı olabilir. O kibar çevrelerden gizli batakhanelere, yolculuklar, lokantalar, kır gezmeleri ve sonunda estetik bir idam belki. Evet evet, ruhu olmak bütün bunları sağlayamaz insana. Doğruysa bu yargı, bu sonuç, bu çıkarsama, neden peki her şeyi bulandırıyor ertelenen bir konferans, geç kalkan bir otobüs? Milli şefin treni niçin beyaz? Ruslar neden yürüyorlar Berlin'e? Ne saçma, ne budalaca, 4 İncil'den Yuhanna'yı tercih edişim niye? Ben oysa herkes gibi, herkesin ortasında, burada, bu istasyonda, bu siyah paltolu casusun eşliğinde en okunaklı çehremle bekliyorum. Oyundan çıkmıyorum, korkuyorum sıram geçer biletim yanar diye. Önümde bir yığın açalya, bir sürü çarkı felek, gergin çenekli cesetleriyle önümde binlerce çiçek. Korkuyorum, sıra sende, sen de başla ve bitir diyecek. Yo hayır, yapamaz bunu. Yapmasın bana dünya, söyleyin. Aynada iskeletini görmeye kadar varan kaç? Kaç kişi var şunun şurasında? Gelin bir pazarlık yapalım sizinle ey insanlar. Bana kötü, bana terk ettiğiniz düşünceleri verin. O vazgeçtiğiniz günler, eski yanlışlarınız, ah ne aptalmışım dediğiniz zamanlar, onları verin, yakınmalarınızı. Artık gülmeye değer bulmadığınız şakalar, ben açtım onları dediğiniz ne varsa, bunda üzülecek ne var dediğiniz neyse onlar, boşa çıkmış çabalar, bozuk niyetleriniz, içinizde kırık dökük, yoksul, yabansı, verin bana. Verin, tahammüden işlediğiniz suçları da. Bedelini de biliyorum, size çek yazmam yakışık almaz, bunca kaybolmuş talan parayla ölçülür mü ya? Bakın ben, birçok tuhaf marifetimin yanı sıra ilginç ödeme yolları bulabilen biriyim. Üstüme yoktur ödeme hususunda. Sözün gelişi, üyesi olduğunuz dernek toplantısında bir söyleme ne dersiniz? Bir söylev büyük insanlık ideali hakkında. Yahut adınıza bir çekiliş düzenleyebilirim. Kazanana vertigolar, nostaljiler, kara sevdalar çıkar. Yapılsın adil pazarlık. Yapılsın yapılacaksa. İşte koydum, işlemeyi düşündüğüm suçları sizin geçmiş hatalarınız karşısına. Ne yapsam, döl saçan her rüzgarın vebası bende kalacak. Varsın, bende biriksin durgun suyun sayhası. Yumuşatmayı bilen ateş, öğüt sahibi toprak, nasıl olsa geri verecek benim kılıcımı.